Bu videoda VGG16 modeli kullanarak hazır eğitilmiş bir model üzerinden görsel nesne tanıma işlemi yapacağız. Yani bir resim olabilir ya da video olabilir. Buna bakacağız. VGG16 modeli nedir derseniz de VGG16 görsel nesne tanıma için kullanılan popüler bir derin öğrenme modelidir. VGG16 Oxford Üniversitesi'nde VGG yani Visual Geometry Group tarafından geliştirilmiş ve adını buradan almaktadır. Buradaki 16 değeri ise modeldeki toplam katman sayısını yani ağırlık katmanlarını belirtir. VGG16 modeli ImageNet veri setindeki milyonlarca görüntü üzerinde eğitilerek 1000 farklı nesne sınıfını tanıyabilme yeteneğine sahiptir. Özelliklerine bakarsak VGG16 üzerinde burada gördüğümüz gibi 13 adet evrişimsel yani convolution katmanı, 3 adet de tam bağlantılı full connected katmanı, 5 adet max pooling katmanından oluşur. Evrişim katmanları görüntünün özelliklerini, kenarlar, doku ve benzeri çıkarmak için kullanılır. Max pooling katmanları özellik haritalarının boyutunu azaltır ve ağın hesaplama yükünü hafifletir. Yine baktığımız zaman VGG16'ya aktivasyon fonksiyonları olarak ReLU kullanılmıştır. Bu da negatif değerleri sıfıra eşitler ve pozitif değerleri değiştirmeden bırakır. Bunlarla ilgili zaten detaylı video kanalımda vardı. Eğitim ve performans olarak düşünürsek VGG16 ImageNet, Large Scale Visual Recognizing Challenge yani ILSVRC yarışmasında yüksek performans göstermiş bir modeldir. 1000 farklı kategorideki nesneleri tanıyabilme yeteneğine sahiptir. Genellikle görüntü sınıflandırma, nesne tanıma ve benzeri birçok görsel algılama görevinde kullanılır. Transfer öğrenme projelerinde önceden eğitilmiş ağların başka veri setlerine uygulanmasında da sıkça tercih edilir. Modelin mimarisi eğitim sırasında öğrenilen ağırlıklarla birlikte genellikle hazır olarak sunulur. Bu sayede kullanıcılar modeli doğrudan kendi projelerinde de kullanabilirler. VGG16'nın popülerliği basit ve anlaşılabilir yapı ile yüksek doğruluk oranlarını bir arada sunmasından kaynaklanır. Modelin büyük boyutu ve yavaş çalışma hızı özellikle mobil cihazlar için kaynak sıkıntısı, daha doğrusu kısıtlı ortamlarda kullanımı zorlaştırabilir. Şimdi temel itibariyle konuyu anlattığımıza göre VGG modelini nasıl kodlarız buna bakalım. Python'da kodlamasına bakacağız. Şimdi öncelikle import CV diyerek OpenCV kütüphanesini ekledik. Import NumPy'yi ekleyelim. NumPy snp from Keras nokta applications nokta VGG16 import VGG pardon 16 virgül process input virgül decode predictions isimli fonksiyonları ekliyoruz. Şimdi VGG16 ismi nereden geliyor ya da 16'dan başka değerler var mı? VGG ailesi temel olarak VGG16 ve VGG19 olmak üzere iki ana modele sahiptir. Her iki model de görsel nesne tanıma ve sınıflandırma görevlerinde kullanılır ve benzer mimari özelliklerine sahiptir. Ancak katman sayıları farklıdır. VGG16'da 13 evrişim katmanı ve 3 tam bağlantılı katmandan oluşur. Toplam 16 ağırlık katmanına sahiptir. ImageNet veri setinde eğitilmiştir. 1000 farklı nesneyi tanıyabilir. VGG19 ise bir üst modeldir. VGG16'nın 16 evrişimsel katman ve 3 tam bağlantılı katmandan oluşur. Toplam 19 katman vardır. Bu da benzer şekilde 1000 farklı nesneyi tanır. ImageNet veri seti üzerinde eğitilmiştir. Her iki model de yapay sinir ağlarının derin yapısını ve görsel öğrenme yeteneklerini temsil eder. VGG modelleri derin öğrenme ve bilgisayarlı görü araştırmalarında kullanılır. Temel bir modeldir. Bunun haricinde burada kullandığımız parametreler. Şimdi burada Keras Applications içerisinde bulunan VGG16 modelinden
3 spesifik fonksiyon bulunmaktadır. Bizim kullanacağımız VGG16 sınıfı VGG16 modelinin kendisidir. Bu sınıf modeli başlatmak ve kullanmak için gerekli tüm yapıyı ve ağ mimarisini içerir. Model genellikle ImageNet gibi büyük veri setlerinde önceden eğitilmiş ağırlıklarla yüklenir. Bu modelin doğrudan görsel tanıma ve sınıflandırma görevlerinde kullanılmasını sağlar. Zaten kodlarda da bakacağız açıklamalarına. Burada Process Input metodu ya da fonksiyonu girdi olarak alınan görüntü ve görüntüler dizisini VGG16 modeline uygun hale getirmek için kullanılır. Bu işlem modelin eğitildiği veri setinin özelliklerine uygun olarak girdi, görüntülerin ölçeklendirilmesi, renk kanallarının düzenlenmesi ve diğer ön işleme adımlarını içerir. Örnek olarak işte Process Image eşittir, Process Input parantez içerisinde Image yani resmin yolunu ya da videonun yolunu vermek gerekir. Decode Predictions fonksiyonu ise modelin ürettiği tahminleri anlamlandırmak için kullanılır. Bu fonksiyon VGG16 modeli tarafından yapılan tahminlere sınıflandırma skorlarını yani insanlar tarafından anlaşılabilir etiketleri dönüştürme işlemini sağlar. Bunun kullanımını da göreceğiz. Şimdi kodların yazımına biz burada devam edelim. From Keras.preprocessing import buradaki resimlere işlemek için de bu metodu kullanacağız. Şimdi modeli yükleyelim. Model eşittir VGG16 parantez içerisinde weights ağırlıklar burada ImageNet üzerinden al. Bunu ilk defa çalıştırırsanız ki ben daha önce çalıştırdım. Modelin yüklenmesi gerekecek. Yaklaşık 1 GB'a yakın diye hatırlıyorum. Belki daha az olabilir. Ağırlık dosyasının indirilmesi lazım. Yani eğitilmiş modelin cap eşittir. CV2 nokta video capture 0 numaralı yani varsa web kamerasından yoksa harici USB'den bağladığınız kameradan alır 1-2-3 şeklinde gider. Bunları da daha önce defalarca görmüştük. Döngümüz sürekli çalışsın while true'yla kameradan bir görüntü yakalayalım. Red virgül frame eşittir. Cap nokta read dedik. Okuma işlemine başladık. If not red. Eğer bir görüntü yoksa döngüyü kır. Yani kameradan görüntü alamadıysan döngüyü kır. Devam etmeye çalışma. Şimdi modeli VGG daha doğrusu görüntüyü VGG16'ya uygun hale getirelim. X eşittir. CV2 nokta resize. Parantez içerisinde frame virgül 224'e 224. Neden bunu yaptık? Çünkü burada bizim kullandığımız ImageNet modeli 224 piksele 224 piksel modeller için eğitilmiş görüntü küçültülerek. Biz burada resmi doğrudan verirsek boyut uyuşmazlığı yaşarız ya da farklı bir boyut verirsek yine boyut uyuşmazlığı yaparız. Şimdi buradaki dimensions'ları genişleteceğiz. Bakalım x eşittir. np nokta expand dims. Burada a değerine x yazacağız. Axis değeri olarak da eşittir 0 verdik. Şimdi burada tam olarak ne yaptık? Bu iki satır bir görüntüyü VGG modeli tarafından işlemeye hazır hale getirmek için önemli adımlar içerir. Burada x expand dims ya da dims metodu bir satır daha yazacağız. X değişkeni muhtemelen bir burada hani görüntüdür. Görüntüyü yakaladık. 3 boyutlu yükseklik, genişlik ve renk kanalları bulunur. Axis parametresi veriye bir ekstra boyut ekler. Bu x'i tek bir örnek içeren bir diziye dönüştürür. Burada kullandığımız yani orijinal boyutu yükseklik, genişlik ve renk kanalları iken yeni boyut işte 1 çarpı yükseklik çarpı genişlik 4 boyutlu özetle bunu tensörlere dönüştürmüş oluyor Keras'ın kullanması için. Keras'ın bir görüntü üzerinde işlem yapması için 4 boyutlu olması lazım. Bizim yakaladığımız görüntü ise 3 kanaldan oluşur. Şimdi buraya bir parametre daha ekleyeceğiz. O da şu. İkinci parametre x eşittir. Preprocess input x. Peki şu küçük harfli olacak.
Bu parametre ne işe yarar? Process input Keras tarafından sağlanan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon verilen girdiği modelin eğittiği veri formatına uygun hale getirir. Burada görüntü VGG 16 modelinin beklediği formata yani piksel değerlerini ölçeklendirme, renk kanallarını düzenleme gibi işlemlerden geçer. Bu modelin doğru ve tutarlı sonuçlar üretmesini sağlamak için önemlidir. Bir model belirli bir girdi formatı üzerinde eğitilmiştir ve bu girdilerin bu formata uygun olması gerekir. Burada yaptığımız işlem bu. Yani ufak bir işlemden geçirmiş olduk. Buradaki işlemi normalleştirme ya da standartizasyon olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi nesne tanıma işlemi yapacağız. Predictions eşittir. Model nokta predict x. Modeli tahmin et dedik. Burada hata neymiş? Bir hata verir gibi oldu ama tamam, düzeldi. Şimdi bir de label atayalım. Tanıdığı nesnenin etiketini atacak. Eşittir. Decode predictions. Burada yukarıdaki predictions kısmını aldık. Modelin sınıfı geriye ne dönderdi. Bir de tab eşittir 1 verdik. Şuraya da 0'a 0 şeklinde iki parametre girdik. Şimdi peki burada biz ne işlem yaptık? VGG 16 modelinin yaptığı tahminleri insanlar tarafından anlaşılabilir etiketlere döndürmek için decode predictions fonksiyonu kullanılır. Decode predictions fonksiyonu modelin çıktısı olarak verilen tahminlere sınıflandırma skorlarını işler. Predictions bu model tarafından üretilen ham tahminlerdir. Genellikle bu tahminler her bir sınıf için bir olasılık skoru içeren bir dizi şeklindedir. Buradaki tab 1 parametresi her tahmin için en yüksek olasılığa sahip ilk n etiketini döndürür. Tab 1 kullanıldığı için her tahmin için en yüksek olasılığa yani bir kedi resmini gösterdiniz. Bu kedi resmine ait ya da kedi resmini gösterdiniz. İşte %60 ihtimalle bu kedidir, %20 ihtimalle bu tavşandır şeklinde aslında tahminde bulundu. Bize en yüksek bulduğu tahmini geriye döndürecek. Buradaki tab eşittir bir parametresi. Bu şekilde en yüksek olasılığa sahip olan tek etiket alınmasını sağlar. Peki bu 0,0 değerleri nelerdir? Burada fonksiyonun dönüş değeri yani decode predictions fonksiyonun dönüş değerleri her tahmin için bir liste içeren bir liste olacaktır. Her bir iç liste sınıf kodu, sınıf adı ve olasılık formatında bir veya daha fazla tuple içerir. 0,0 ifadesi ilk tahminin ilk tuple'ını alır. Bu durumda model tarafından yapılan ilk tahminin en yüksek olasılığa sahip etiketi alınmış olur. Yani bu satır aslında bir bütün olarak çalışıyor. Sonuç olarak label değişkeni modelin en yüksek güvenle tahmin ettiği sınıfın adını ve bu sınıfa ait olasılık skorunu içeren bir tuple döndürür. Bu yaptığımız işlemde bu işe yarayacak. Burada devam edelim. Şurada kalmıştık. Şimdi tanınan nesnenin adını ve güvenlik skorunu alalım. Label name virgül label confidence eşittir. Label 1 virgül label 2. Peki bu satır ne işe yarıyor? Burada da label tuple'ından gelen veriler her iki daha doğrusu iki ayrı değişkene atanır. Label decode predictions fonksiyonundan alınan şuradaki label alınan modelin en yüksek olasılıkla tahmin ettiği sınıf hakkında bilgi içeren bir tuple'dır. Bu tuple genellikle sınıf adı virgül sınıf pardon sınıf kodu virgül sınıf adı virgül olasılık formatındadır. Biz de burada yaptığımız işlemle tuple'ın ikinci elemanını öncelikle burada aldık. Yani tahmin edilen sınıfın adı burada. Üçüncü parametre olan da tuple'ın üçüncü değeri olan güvenirlilik derecesi yani olasılık probabilitesi değeridir. Burada birinci değer olan ifadeyi biz dikkate almadık. Yani sınıf kodu bizim için çok da önemli değil. Şimdi bu kısım da tamam olduğuna göre devam edelim. CV2 nokta
text dedik. Şimdi resmimiz bunu şöyle frame üzerine yazıyoruz. Şurada text kısmına bir tane fprint açalım. F tırnak parantez içerisinde buraya parantezi kapattık. Evet, şuraya label name'i getirelim. Burada F'i açtık. Tamam, böyle olması lazım. Sonra bir parantez açalım şuraya. F-string'den sonra. Tekrar bir süslü parantez. Buraya da label confidence'ı getireceğiz. Label confidence'ı getirdik. Şurada. Şunu henüz kapatmıyoruz şurada. Bu f-string'i şurada kapatacağız. Tamam. Label confidence'ı aldık. Yalnız bu 0 ile 1 arasında bir değer alacak. Bunu 100 ile çarpacağız. 2 nokta dedik. Confidence'dan sonra nokta 2f. Virgülden sonra sadece iki harfi dikkate al dedik. Buraya da bir tane yüzde attık şöyle. Sonra origin noktası nereye yazmak istiyoruz? Şura kendi parantez attı. Origin noktamız 10'a 30 olsun. Font face diyor. CV2 nokta font her şey simplex. Bu da fontumuz. Font scale'imizi 1 yaptık. Rengimize yine fazladan bir parantez geldi. Şunun parantezi bir tane daha parantez var. 255 00 kırmızı renk olsun. Buraya bir de boyutunu belirleyelim. Bir de CV2 güzelleştirelim. Şunu line şunu seçtik. Alt satıra indik. Şimdi görüntüyü gösterelim. CV2 nokta imshow pencerenin ismini belirliyoruz. VGG olsun. Virgül frame'i görüntüleyeceğiz. Q tuşuna bastığımız zaman çıkmak istiyoruz. If CV2 nokta wait wait key beklememiz burada 1 olsun. And 0 çarpı ff eşit eşit ord q tuşuna basılırsa 1 milisaniyede bir kontrol edip basıldığı zaman kapatsın. Direkt ettik. Kamerayı serbest bırakalım. Cap nokta release cv2 nokta destroy all windows. Şimdi bu şekilde kamerayı hemen bağlayayım ben. Evet, şimdi çalıştırıyorum. Bunu evet. Burada put text ile ilgili bir hata aldık. Şu kernel'ı bir reset diyelim. Şurada. Put text yanlış yazmışız. Biraz bilgisayarım kamerayı geç açıyor. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. Yaklaştırıyorum. Tabi model büyük olduğu için mısır kedisi de
Araba diye aratalım. Parking meter gördü orada bir tane. Şu an frame'leri yakalamakta. Telefonu yakalıyor. Yakaladı. Yaklaştıralım. Burada arka planda başka şeyleri yakaladı. Arabayı yoğunlaşamadı muhtemelen. %35 ihtimalle. Bakın racer dedi. Sport car dedi. Yarış arabası olarak algıladı. Burada 1000 tane Q'ya basıp kapatalım. 1000 tane nesneyi daha önceden eğitildiği için ImageNet veri setini kullanarak eğitilen bir modeli 1000 farklı nesneyi tanıma işlemi yapabilirsiniz.